özellikle de Japonya'ya çok büyük ilgim var. Japonlar her yerde denir ya, gerçekten de her yerde var. Kalkmışlar benim doğup büyüdüğüm 15 bin nüfuslu olan yere bile gelmişler. O zaman Anadolu Lisesi'ni okuyan abla İngilizce bildiği için bizim oraya gelen sadece Japon Akiko'yu al eve getir. Bir iki gün bizim evimizde kalmıştı. 2001 yılında ben henüz 10 yaşındayken Japonlarla olan ilk etkileşimim bu şekilde başlamış oldu. 2012 yılına geldiğimizde bir endüstri mühendisi öğrencisi olarak Japon üretim sistemiyle, Japon yaşam felsefesiyle bürünmem gerektiği düşüncesine, felsefesine sahip oldum. 2013 yılına geldiğimde bu düşüncelerim daha da derinleşti. Japonya'ya gitmeliyim. Bir hedef koydum. Zaman değişti. Ocak 2016'ya geldiğimizde Japonya Başbakanı Toplum 5.0 adı altında bir ifadede bulundu. Yıl 2017. Kendi hayatımda koyduğum en büyük hedefimi gerçekleştirdim. Japonya'ya gittim ve 2 hafta orada kaldım. Tabii ben gezerken Japonya yerinde durur mu? Hayır, durmaz. Toplum 5.0 kavramını evrensel olarak bütün dünyaya yaymak için kalkmış Japonya Başbakanı, Almanya'nın Hannover şehrinde dünyanın en büyük teknoloji zirvelerinden bir tanesi olan Cebit'e gitmiş. Cebit 2017. Almanya'nın 4.0 önderliğinde gelişen bu dünya, Japonya'nın toplum 5'i ifade etmesiyle ilk defa kavram değiştirmeye başlamıştı. Japonya bu geride kalır mı? Hayır. Bütün bu çağların değişiminde olduğu gibi 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'den 4'e, 4'ten 5'te de çok büyük değişiklikler bizi bekliyordu. Yapay zeka, büyük veri, robotlar, robotik teknolojiler, nesnelerin interneti, bunların hepsini temellendiren, bunların hepsini bizim yaşamımızın altına alan sürdürülebilir bir çağ bizi bekliyordu. Bu çağın adına toplum 5.0 dediler. Gelin bu toplum 5.0'da biz neler bekliyor, nelerle karşılaşacağız, bir örneğini görelim. Robot Molly mutfakta yemek yapıyor. 400 adet yemek tarifi yüklü içinde. Şeften neyle karşılaşacağımızın bir örneğidir bu. Eskiden ne derdik? Annelerimizin eline sağlık. Belki de artık robot Molly'lerin eline sağlık diyeceğiz. Şimdi bu bir örnek olarak gösterdik. Büyük veri diye böyle dilimize artık pelesenk olmuş. Herkesin bahsettiği yapay zekalar, bilmem neler, onlar bunlar derken Facebook, Instagram, Amazon, Yahoo, Google her yerde bu büyük verilerin içerisine birer figüran olarak biz dahil olduk. Figüran olarak duruyorum çünkü şimdiye kadar sadece kullanıcı, belki basit veri veren birer bireydik. Ama ilerleyen zamanda artık biz figüran olmaktan çıkıp birer aktör, yani başrol haline geleceğiz. Nasıl mı? Giyilebilir teknolojilerin hayatımızı alt üst etmesiyle tamamen onlara bürünmemizle beraber. Bir örnek ele alalım. Artık tükürükle beraber, tükürük, kan, idrar testlerini bir hastaneye gitmeye gerek kalmadan giydiğimiz o teknolojik cihazlar sayesinde doktorlardan çok daha net, çok daha doğru ve çok daha hızlı olarak sahip olabileceğiz. Yaşlı insanların artık birden fazla böyle görüldüğü gibi işte diş doktoru ayrı bir yerde, göz doktoru ayrı bir yerde, böbrek doktoru ayrı bir yerde farklı farklı noktalara gitmesine gerek kalmadan bütün bu teknolojiler sayesinde merkezi ele alarak o verileri tek bir noktada toplayıp hatta onlara bile faydası olacak. Bunları açıklayarak tıp doktorluğunun gelecekte yok olmayla karşı karşıya kalacağını söylersek herhalde yanlış bir ifadede bulunmuş olmayız. Bir diğer örneğe bakalım. Hukuk sistemi. Hukuk sistemi insanların var olduğu bir sistemi kabul görüyor. İnsan yoksa hukuk da yok. İnsan varsa hata var ama. Eğer biz toplum 5.0'dan bahsediyorsak, yani geleceği toplamı, robotların toplamı diyorsak, bu oradan insanı ele aldığımızda, insanı çıkardığımızda hatayı da ortadan çıkarmış oluyoruz. Neden? Çünkü insanın var olduğu her yerde
hata da var. Bu yüzden Endüstri 3.0 döneminde ne yaptılar fabrikalar? Yalın üretim sistemlerinde otomasyon adı altında bir üretim sistemi getirdiler. İnsanı oradan çıkardığınızda hata da çıkıyordu. Japonlar buna 6 sigma dediler. Nedir bu 6 sigma? 1 milyonda 3.4 hata yapma oranı. Ve şimdi hazır olalım. Toplum 5.0'da, yani 7 sigmayı öngören bir toplumda artık milyonda 0 hata. Süper akıllı toplum, kusursuz toplum. Neden? Çünkü insan yok. Robot var. Bunların olduğu bir topluma doğru giderken, fakat biz ne yapacağız? Şu an nesnelerin interneti, biraz daha jargon olarak IoT, işte AI, yapay zeka, bunların hepsini sadece Türkiye'de veya dünyada bilişim sektöründeki insanlar kullanıyor. Yanlış. Bilişim sektöründeki, sadece bilişim sektöründe çalışan insanlar kullanarak biz bu toplumları yakalayamayız. Çağlar arasında geçiş, burada avcılık, burada tarım, burada sanayi, burada bilgi, burada toplum 5.0. Society 5.0 olarak geçen bir jargon. SoftBank adında bir firma var Japonya'da. SoftBank bu arada bir banka değil. Nvidia ve Boston Dynamics gibi şirketleri de bünyesinde barındıran dünyanın en önemli teknoloji firmalarından bir tanesi. 15 yıl önce SoftBank'in başındaki kişi ülke liderlerine sesleniyor. Diyor ki, internet hızını yakalayan dünyayı yönetme becerisini elde tutabilecektir. Günümüze geldiğimizde 2000'li yıllara tekrar aynı şekilde ülke liderlerine sesleniyor ve şöyle bir ifadede bulunuyor. Toplum 5.0'ı yakalayan, toplum 5.0'ın ne olduğunu anlayabilen, o robotları bütün dünyayı anlayıp toplum 5.0'ın içine gömebilen ülkeler dünyayı yönetme becerisini elde edecektir. İyi güzel hoş da bunu nasıl yapacağız? Simon Sinek'in çok sevdiğim bir yöntemi var. Altın halka, Golden Circle. Bize diyor ki ne olduğuna bakma, niçin olduğuna bak. Ya niçin olduğunu zaten anladık. Artık devir değişiyor. Değişmekle de geçmiyor, biz onu yaşıyoruz. Gelelim diğer sorusuna, nasıl sorusu. İkinci halka. Nasıl sorusuna odaklanmamız lazım. Toplum 5.0 diyoruz. Evet, okey. Artık bilgi çağından çıktık. Tamam, güzel. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Biraz buna bakalım. Listeleri taradığımızda karşımıza çıkan en önemli madde yaratıcılık olarak çıkmaktadır. Yaratıcılık. İyi, güzel. Ne güzel. Yani benim yaratıcı görüşüm var. Ben o zaman toplum 5.0'a hazırım. Hayır. Bizim bildiğimiz gibi, bizim tanımladığımız gibi bir yaratıcılık değil. 1920 yılında robot kelimesini ilk kez kullanan Çek bir yazar, robotu şu şekilde açıklıyor, şu şekilde tanımlıyor. İnsanlara yardım eden kişi. Eğer biz insanlara yardım eden kişilerin kölesi olursak, işte o zaman o yaratıcılığımız ortadan kalkmış oluyor. Bizi yöneten robot değil, biz insanların yönettiği robotsal bir dünyaya ihtiyacımız var. Yaratıcılık, o insanları, o toplumu, o robotları, o nesnelerin internetini, o yapay zekayı yönetebilen bir toplumu üretmek anlamına geliyor. Eğer siz o toplumu üretemezseniz, eğer siz o toplumu nasıl yöneteceğinizi bilemezseniz, toplum 5.0 içerisinde, yani gelecek çağda bizi bekleyen çağın içerisinde var olamazsınız diyorlar. Ben demiyorum. Dolayısıyla yaratıcılık kavramını ele alırken toplumları yaratmak, o toplumun nasıl var olması gerektiğini yaratmak. TÜBİTAK'a göre biz endüstri 2 ile 3 arasındayız. Tarım ve sanayi 3 devrimi. Daha geçememişiz. 2.9'larda, yani rakamsal olarak ifade etmek gerekirse 3'e çok yakınız. Bırakın 5'i, toplum 5.0'a hazır olmayı, endüstri 4.0 bilgi çağına yaklaşamamışız. Sanayi devrimine yaklaşamamışız. Nasıl yakalayacağız? Yok onun yüzünden, yok bunun yüzünden, ülkede ekonomi kötü, yok dolar şöyle oldu, böyle oldu. Toplumlar şu şekilde ifade ediliyor. Çağlar daha doğrusu. Her birey bir çağın içinde yaşayabilir. Türkiye'de de böyle. Sanayide yaşayan var, 3'te yaşayan var, 4'te yaşayan var. Ama önemli olan bireylerin değil, toplumların bir kümülatif olarak o çağ içerisinde, o neslin içerisinde yaşaması gerektiği. Ben bireysel olarak burada durup, daha sonrasında kendimi 3'e, 4'e geçirirsem, 5'e geçmek için atmam gereken adım kolaylaşır. Dolayısıyla bahanelere değil, bizim adım atmaya ihtiyacımız var. Harekete geçmeye ihtiyacımız var. Herkes bilir yurt dışına gitmesini, herkes bilir bahanelerle herhangi bir şey üretmemeyi. Yine insanları robotlardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi bahane üretme. Bahane üreten insanlar mı üretecek, yoksa bahane üretmesi dahi olmayan robotlar mı üretecek, onlar mı yönetecek?
biz hangisini yönetmesini istiyorsak onun üzerine hareket etmeliyiz. Toplum 5.0 bize bunu söylüyor. Biraz yaratıcı ol, biraz insan ol. Dünyaya savaş getirebilecek ihtimali olan, öyle potansiyel olan robotları değil, bu insanları yönet. O insanlara sahip ol, o insanları yarat diyor. Teşekkürler.